Şimdi müvekkil bütün infazını tamamlamış ve yaklaşık 3 aydır hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulmaktadır. En son meslektaşım Erdal Kuzu tarafından da verilen dilekçeye şu ana kadar Yargıtay adeta kulaklarını kapatmış ve hukuksuz bir şekilde müvekkil cezaevinde tutulmaktadır. Müvekkil Gülser Yıldırım hakkında bugüne kadar herhangi bir tutuklama kararı söz konusu değildir. Sadece Kobani davasında ev hapsiyle tedbiren uygulanmıştır. Bunun dışında kendisi hakkında herhangi bir tutuklama kararı yoktur. Şimdi yargının buradaki ikiyüzlü bir tutumu söz konusudur. İşin içine FETÖ, Hizbullah girince 1 yıl, 1,5 yıl tutuklama makul süre kabul edilirken, özellikle HDP milletvekili olan müvekkile uygulanan bu özel bir uygulama olması nedeniyle hukuka aykırı, siyasi konjüktüre uygun bir tavırdır. Ancak bugüne kadar bu hukuki aymazlık Türkiye tarihinde olmamıştır. Bir insanın infazının aşağı şekilde tutuklu kalması bir ilk olarak benim gördüğüm bir ilk olaydır. Bu nedenle bu hukuki aykırılığa karşı bütün insan haklarını savunan bütün herkesin de karşı çıkmasını çağrısında da bulunuyoruz. Yapılan bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz ve siyasi konjonktürün bir intikam aracı olarak hukukun kullanılmasının en somut örneği olarak gördüğümüzü belirtiyoruz.